Evet, 12. sorum. Kimya endüstrisi alanında çalışmalar yapan meslek gruplarından bazıları aşağıda verilmektedir diyor. Buna göre kimya mühendisi ne yapıyormuş? Maddelerin kimyasal yapısını, enerji içeriklerini ve fiziksel hallerinin değişime uğradığı aşamalarını geliştirilmesi, uygulanması ile ilgilenen çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimyagerlik, maddelerin kimyasal nitelikleri, moleküler yapısı, her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan meslek dalı. Kimya teknisyenliği, her türlü kimyasal ham maddenin üretimi, kalite kontrolü, analizinde araştırma, geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin kontrol altında çalışan kişilerin yaptığı meslek dalı. Tamam. Verilen bilgilere göre diyor, hangileri kimya mühendisliğinin çalışma alanına aittir? Ha, okey. Bize kimya mühendisliği ile alakalı bilgileri soruyor. Şimdi, 1. Belli bir kimyasal maddeyi veya ürünü en ekonomik şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmenin projesini hazırlamak. Tamam. Olabilir mi arkadaşlar? Yukarıya tekrar bakalım. Yapıyı, enerji, fiziksel halin değişimine uğradığı aşamaların geliştirilmesi, uygulanması, bakın uygulanması çok yönlü bir mühendislik dalı. Evet, bu öncüle doğru diyebiliriz. Doğru. İlaç, deterjan, içecek gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin üretimini gerçekleştirmek. Bakın bir üretim ifadesi var ve burada yakalamıştık biz bir yerde. Evet, kimya teknisyenine bir bakalım. Her türlü kimyasal ham maddenin üretimi. Evet, kimya mühendisliği, kalite kontrol, analizinde araştırma geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin. Evet, demek ki bu teknisyenin bir görevi. Onun için ikinci öncülümüz yanlış. Üretim sırasında kullanılan yönteminin verimliliğini sürekli takip etmek, geliştirme faaliyetlerini yönetmek. Yukarıda zaten söylüyordu, bakın aşamaların geliştirilmesi bir mühendislik dalıdır demişti. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız da ne olacak? Bursa olacak.